Mete ile Demir'in son konumları bunlar. Mete pek hareket ediyormuş gibi görünmüyor. Genelde evde görünüyor. Görünüyor diyorum çünkü bence veriler kirli. Ha, numara mı yapıyor yani? Aynen öyle. 10 puan Ceren'e. Bence takip edilmekten korktuğu için asıl telefonunu evde bırakmış. Çok dikkatli. Başka bir ulaşım tezgahı buldu o zaman. Genau. Sein Punkte für dich. Demir'e de gelince... Demir de sadece ofiste ve evde görmüş. Bir 3 saat kadar da telefonunu kapatmış. Birlikte çalıştıkları kesin. E ne yapacağız peki? Nasıl bulacağız annemi? O zaman... Bayramlıklar. Bayramlıklar. Bayram. Geliyorum. Ne? Ne bayramlığı? Anlarsın. Ayşe, senin Mete'yi oyalaman gerekiyor. Ali hazırlanıp peşine düşecek. Bayramlık dediğin bu mu? Evet. Ne yani sizi böyle paspal paspal mı takip etseydiniz? Evet. Bu arada Mahir'e söyle. Motoru alıyoruz. Anahtarı yerinde. Tamam. Merak etme. Bu gece anneni çıkarıyoruz. Söz. Günaydın. Valla geç kalacaksın hadi. Tutulmadın mı sen öyle? Ben yendim değil mi? Sen yenmedin. Rüyalarında yenmiş olabilirsin onu bilmiyorum. Çünkü maçı kastediyorsan 4-1 ben yeniyorken sen uyuyakaldın küçük şehzade. Madem ki şehzadeyim o zaman kaybetsem de kaybetmem. Kaybetsen de kaybetmezsin. Biraz hazımsız mısın sen? O senin yalancılığından olmasın? Ne alakası var? Demir Bey, Mete Bey çalışma odasında bekliyor. Yani çağırmış ama duymamışsınız. Biz böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Hayır. Aksine yapacak çok işimiz var. Gemi işçileri dosyasıyla birlikte haftaya mahkemeye sunmak için... Gülce ile Ali'nin yeni getirdiği dosyalardan da bir şeyler çıkarmam lazım. Ardından da Utku abimin cinayet dosyasına son imzayı atan bilirkişi memuru bulmaya çalışacağım. Bu zamana kadar gizli kararından dolayı erişimim yoktu ama Ali onu da getirdi. Böylelikle memurun ismini öğrenebildik. Umut, seni anlıyorum. Ama annem dışarıdayken ben burada böyle bekleyemem. Biliyorum çok saçma diyeceksin ama ben Ali'nin peşinden gidiyorum. Ceren, hayat olmaz. Bizim soğukkanlı olmamız lazım. Mete de Demir de bizi takip ediyor. Önce bir net resmi görelim. Sonra stratejimizi belirleyip öyle harekete geçelim. Evet, insan acele davranınca cesur ve cevval olduğunu zannediyor. Ama acele işe şeytan karışır derler. Hava giderken avlanmayalım. Anlatabiliyor muyum? Mahir abim yazmış. Demir Meral'in yerini bilmiyor. O da Mete'nin peşinde. Galiba Meral bir ilaç kullanıyormuş. Mete'nin o ilacı alması için bir eczaneye gitmesi gerekiyormuş. Annem bir ilaç kullanıyor muydu hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum öyle bir şey. İlginç. Thank you.
Mete eczaneye giriyor. Ali kardeşim. Demir'le Mete birlikte hareket etmiyorlar. Demir de Mete'yi takip ettiriyor. Zincirleme bir kazanın içine düşmemek için dikkatli ol. Hadi kardeşim. Ali. Kardeşim neredesin? Ne yapıyorsun? Merak ettik seni. Meral'in yerini buldunuz mu? Evet evet geldim. E hadi konum at gelelim biz de. Olmaz 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 sakın ha. Burası gayet... Dışarıda silahlı adamlar var. Muhtemelen içeride de varlar. Hatta zaten siz gelene kadar anneyi çoktan taşırlar. Ama... Hı. Ama... Ali. Ali orada mısın? Duyuyor musun beni? Ben sana haber vereceğim. Ben sana haber vereceğim. Arayacağım. Arıyor. Alo Ali. Oğlum haber vereceğim dedim. Haber vermiyorsun. Bak merak ettik. Herkes nasıl? Her şey yolunda mı? Ceren de yanımda. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Tıpkı söylediğim gibi. Ceren beni duyuyor mu? Hoparlör alıyorum şimdi. Annem iyi mi? Gayet iyi. Gayet iyi. Anneni bulduk. Sahte eve doğru gidiyoruz. Siz de oraya geçin isterseniz. Orada buluşalım. Hı? Tamamdır kardeşim. Süpersin. Hadi görüşürüz. Tamam. Umut. Demiştim ben sana. Bak. Gördün mü? Bulduk işte beni. Teşekkür ederim. Bir şey söylemem lazım. Ben sana bir özür borçluyum. Sana verdiğim sözü tutamadım. Yanımda olamadım. Seni çok yalnız bıraktım anne. Hayır. Hiçbiri senin suçun değil. Hiçbiri. Sen şimdi yanımdasın ya. Hadi gel. Geç böyle. Çorba içer misin? İçerim tabii. İçmez miyim? Hele de senin elinden olunca. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Senin içine turşu suyu da koyardım. Birazcık da sarımsak. Hala öyle seviyor musun bilmiyorum ama... ekledim ben de biraz. Doğru hatırlıyor muyum?
Aramıza çok zaman girdi. Çok şey kaybettik. Telafisi yok belki ama seni düşünmediğim bir an bile olmadı. Bunu bil kızım. Ben de annem. Bana her gün okulda ne olup bittiyse tek tek anlatırdın. Sonra her akşam saçımı taramak isterdim. Yine yapalım mı? Ciddi misin? Evet. Tamam. Bizim artık duracak, ağlayacak vaktimiz yok. Yarım kalanları tamamlayalım. Hadi o zaman. Buyurun hanımefendi. Ne işin var senin burada? O nasıl soru öyle? Yalnız mı bırakacaktım seni? İyi de burada tutulur her yerin. İçeri gelsene. Hem çorba var. İçer misin? Boşver, sen benim. Gece seninle annem. Ben seni kavuştuğumuzu gördüm. Senin mutluluğuna şahit oldum. Gerisi çok önemli değil. Tuhaf bir duygu. Rüyada gibiyim sanki. Hiç bitmesin o zaman bu rüya. Hiç. Ayrılmayın birbirinizden. Umarım. Ülke başkomiser. Ona benim için teşekkür ettin mi? Ettim. Annemin sabah mı ifadesini alacaklar? Aynen. Biraz. Prosedürleri gevşettiler ama güç edebilir annesizliğin ne demek olduğunu. Gülce. Başkomiser yani. Senin Umut olduğunu bilmiyor değil mi?
Buna rağmen sana aşık. O nereden çıktı? Sen yanlış anlamışsın. Neyse. Sınır ihlali yaptım. Bir daha olmaz. Özür dilerim. Özür dileyeceğim bir şey yok. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha? Annem seni bekliyor. Anneciğim. Bahsetmiştim ya sana arkadaşım diye. İşte. Umut Yörükoğlu. Hatırladın mı ismi? Nereden? Çok geçmiş olsun. Öncelikle. Ben aslında yıllardır sizi arıyordum. Şimdi böyle karşımdasınız. Tanıştığıma çok memnun oldum. Sen aslında Umut'u tanıyorsun. Babam Demir Bey yani. Umut'un abisiyle babasını vurmuş. O gece sen de oradaymışsın. Umut seni hatırlıyor. Size bütün yapılanların hesabını soracağız. Meral Hanım. Ben yaşadığınız esareti tahmin bile edemiyorum. Ama yaptıkları Demir Gümüşen yanında kalmayacak. Söz veriyorum. Bana güvenebilirsiniz. Uzak dur benden. Uzak dur. Anne dur. İyi misin? Pardon. Sakin ol. Ceren bu adam neler söylüyor? Ben esir değildim ki. Ben sadece babana kızmıştım. Ayrıca bu adamı tanımıyorum. Babası kim, abisi kim bilmem. Ceren. Baban katil değil. Tamam mı? Baban kimseyi vurmadı. Bunların hepsi iftira. Ben bütün gece babanın yanındaydım. Bunlar iftira kızım. Senin iftiran. Baban katil değil. Bu adam yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun. Yalan.